şöyle bildiğimiz kuru mamayı, işte iki avuç kuru mamayı böyle bir kabın içine koyuyorum. İçine de sıcak suyu ekliyorum. Püre haline geliyor. Ve köpekler ilk defa mama yiyorlar. Ve bayağı iştahlı yiyorlar. Yani ben bu kadar yiyeceklerini beklemiyordum. Saldırıyorlar. Anne eskisi kadar emzirmeye hevesli değil. Bunlar da canavar gibi oldu. Aklım kalıyor benim de. Acaba ne kadar süt emdiler, emdiler mi? Karınları tok mu? Ne oldu? Ne bitti derken uğraşıyorum. Müşeyi oraya kapatıyorum geceleri. Tabi bu tilki korkusu da var bende biraz da. Ama şimdi mamaya geçiş yaptık artık. Hiç parazitlerini de yaptım. Kimisini yutturamadım ama haftaya bir daha yaparız. Dökeriz parazitleri bir daha. Oğlum önümden yesene. Tan her yere gidiyor. Ye işte. Aha bak önünde. Ha burada var. Ye. Güzel. Hava çok soğuk. Biraz üşüyorlar. Ye oğlum. Ye oğlum. İşte. İyi. Bayağı yediler. Hepsini bitirdiler. Bundan sonra günlük şey yaparız. Mişa. Bayağı yediler ya. Her gün bir kavanoz böyle veririz. Yerler. Bu saatten sonra yüküm biraz daha hafifledi. Artık yavrular aç kalmaz. Anneyi yakaladıklarında sömürürler. Onun dışında mamaya devam. Başka şeyler de verin diyor. Verin demiyorlar daha doğrusu. Yani şöyle. Köpekte bir ağız tadı oluşturmayın diyorlar. Şimdi bu köpekler sahiplenecekler. Ben bu köpeklere süt, yumurta, et falan ya da et sulu bir şeyler verdiğim zaman köpeklerde bir ağız tadı oluşursa gittikleri yerde mama yemekte bir süre zorlanırlar. İstemezler. Sahibini uğraştırır. Mamayla. Yoksa yani çok şey yapılabilir. Yeter onlara. Anne sütü yeterince proteinle zaten şey var. Çok abartmaya gerek yok. Karnı doyan oyuna geçiyor. Biraz üşüyorlar. Hava çok soğuk. Şuraları bir düzenleyeyim ben de. Yerleri çok kötü. Her yer çok dağınık. Carlos Bey hoş geldin. Sana mama yok burada kardeş. Mişa. Tamam hadi. Zaten bitti sayılır. Şimdi anneyi de emdiler. Yeni çoğun karnı doydu. Anneyle ilgilenmeyi bıraktılar. Birkaç tane aç devam ediyor. Sonra buraya işemeye başladılar sırayla. Burayı ben yeni temizledim. Yeni. Allah'ım yarabbim ya. Kapıya çık, işe gel. Bunu bir niçin öğrenemediniz daha? Ha? Sen niçin öğrenemedin bunu? Sana diyorum sana. İşe. Kim temizleyecek burayı? Kim temizleyecek? Kim? Ben hizmetçi tutamam ha. Hadi gidelim Mişa. Mişa'yla gezmeye gidiyoruz şimdi. Çıkmak yok. Oradan çıkmak yok bak. Götünüz donar. Vallahi donarsınız bak. Oradan çıkmak yok. Rica ediyorum. Bak vallahi donarsın. Seni kimse içeri koymaz. Biz yürüyüşe gidiyoruz. Sizi. Çıkma. Sen bir yaramazsın sen. Sen bir yaramazsın sen. Sen. Tamam kızma tamam. Tamam demedim. Sana demedim.
Ha, işe. Git oraya işe. Aferin. Aferin. Oh, eş. Karnınız doydu, oyun vakti. Yavrum ey be, ulan ne kar başladı ya. Köpekler gözüküyor mu? Köpekleri aldım, doğa yürüyüşüne gidiyorum. Doğa, orman. Kar yağdı dağlarıma, kar yağdı dağlarıma. Köpekler var, bizimkiler atlamaz umarım. Sevdum üşümedim, sevdum üşümedim. Seni böyle severken, seni böyle severken. Atlamadılar ama köpekler de arkadan koşuyor ha. Bunlar arpa mı ne bunlar? Çok tatlı kar yağıyor. İşte köpeğin kralı burada. Kangalın kralı burada. Ekinlere basma. Ekinlere basmadan yürüyün. Yürü. Yürü Carlos. Keyif bu. Karda kışın köpeklerle yürüyüş. Bu kral. Kral deneme bakmayın, dişi. Dişi Carlos'a biraz gıcık. Şimdi biraz alıştı da. Carlos'u ne zaman getirsin buraya? Carlos'un üstüne yürüyor. Carlos da cesur bir köpek değil. Kaçıyor. Bir şey olmasına rağmen Carlos kafayı taktı. Ayağıma 5 kilo çamur yapmıştı şu an. Bir saat yürüsek 500 kalori yakarız. Ne buldunuz? He? Şeyin kokusu var orada. Dişinin ismi de yok. Benim değil bu dişi. Pek ilgilenenler de yok bu köpeğe. Yazık bu güzelliğe. Ben işte arada artan yemekleri falan getiriyorum. Buradan sanırım domuz yürümüş. Bunlar köpeklerin izleri de. Şunlar tabi tam olarak bilmemekle beraber ya domuz ya geyiktir. Bayağı gittiler. Benimkiler burada. Bu iki arkadaş ayrı takılıyor. Bizim ikili biraz daha ayrı takılıyor. Bir şey biraz daha bana yakın takılıyor. Tabii daha bizimkilerle arkadaş olduğu sayılmazlar. O ikisi beraber yaşıyor zaten. Ama şu an anlaştılar. Demin hırgür oluyordu ilk yanlarına geldiğimde.
Şu an aynı yeri beraber kokluyorlar. Bir sıkıntı yok. Evet. Güzel bir güneş var. Hafif bulutların arasından kendini gösteriyor. Güzel de bir, çok ince bir kar yağışı var. Köpekler tabii ki de mutlu. Açık alanda geziyorlar. Carlos şımardı. Carlos şımardı. Oyun moduna geçti. Kangal'dan fırça yemeye hazır. Kangal kızımız da muhtemelen kısır. 4-5 yıldır burada. 1 yaşında falan geldi. Hiç kızana geldiğini, çiftleştiğini görmedim. Bekçide de geçen bir herhalde kızana geldi dedi. Gitti dedi erkek köpeklerle ama bir şey çıkmadı. Belki de kısır değildi. Bakımı iyi olmadığından kızana da gelmiyor olabilir. Burada bir büyük ağacı kesmişler lan. Vallahi ağacı kesmişler. Ben bu ağacın yanına yürürüz çok güzel bir manzara çıkar ortaya diyordum. Koca ağacı kesmişler. Vallahi ağaç gitmiş. Gitti ağaç gitti. Ağaç gitti. Bu bölgede kurt da var. Geçen kış ben çok fazla kurt gördüm. Bu kış daha görmedik. Genelde insandan kaçarlar. Köpekler de var zaten. Dönelim mi arkadaşlar artık? Ağacımız yok. İşte genişliğinden belli zaten. Kaç yaşında? Çemberler. Yani 20 yaşında falan var herhalde. 20 yıllık ağaç. Köklere baksanıza. Schrödinger Scheiße. Ağacı bitirmişler. Güzel. Hayırlı olsun. Ne oldu Carlos? Mişa? Bu iki aslan benim yanımda. Kızım gel. Gidelim hadi. Yürü. Yürü. Evet. Bakalım kangallar da bizde dönecek mi? Evet, sakat olanımız dönüyor. Haydi gidelim. Haydi gidelim yeter. Geliyorlar. Bu kadar. Benim götüm bu kadar yani. Ne edeyim yani? Ben bu kadar yürüyebiliyorum. Sizin gibi olsam ben. Aha. Geliyorlar. Şu kangalın güzelliğine bak ya. Gel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Salyalarını akıt mı şuna? Şşt! Ay. Şşt! Mişa! Yürü! Mişa kıskançlık triplerine girdi yine. Gücü yettiğine kıskançlık yapıyor bir de. Ötekini yapsanıza. Yemiyor da. Gidelim mi? Yeter mi? Yürüyüşümüzü yaptık. Geldi ayrılık vakti. Aferin Carlos. Mişa ne oldu? Aferin kızım. Gidelim mi? Çık. Çık. Ayağın sıkışmasın. Kısa bir yürüyüş. Goodbye de. De goodbye. Gidelim mi? Hadi gidelim.